Emine Türkiye YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Enis Kirazoğlu, yanımda Dost Kayı var. Merhabalar efendim. Bugün kendisinin Assassin's Creed'i neden sevmediğine dair konuşmak istiyorum. Elektronik Arts'tan para mı alıyorsunuz? Yok, Activision'dan. Ha, Activision'dan. Yok, yanlış kanala girdim. Tabii. Assassin's Creed dünyanın en iyi oyunlarından, serilerinden biri olmasına rağmen nedense Türkiye'de bir sen sevmiyorsun gibi geldi. Diyorsun. yok demiyorum. Seviyor musun Assassin's Creed'i? Sevdiğim oyunları var arada ama yani mesela genel olarak Assassin's Creed'i sevdiğimi söyleyemem. Assassin's Creed 2'yi severim. Herkesin sevdiği. Black Flag'i bayağı beğenirim. Assassin's Creed oyunu olarak değil ama bir korsan oyunu olarak bayağı başarılı. Ben de söylüyorum. Syndicate da fena değildir diyorum. Fena değil. Origins oynadın mı? Origins oynadım. Kaç saat? 50 saate yakın. Aa, benden fazla oynuyor musun? Oha, ben 40 saat oynadım. Esas birden nefret eden bir insan olarak hepsini bayağı iyi oynamışım. Fazla size zaman alıyorsun. Hepsine 100 saat gömüyorum, hiçbirini sevmiyorum. Peki Origins, bak ben Assassin's Creed'in son oyunlarından baymış bir insan olarak. Baymıştan kastım eskiden daha büyük bir yapım olarak gelirdi gözümün önünde ama şimdi çok aynı şeyler gibi geliyor. Unity ile tekrar oynadım. Bayağı yani yarısından sonrası çok sıkıcı olan bir oyunmuş kendisi. Tekrar oynayınca hatırladım. Bayağı güzel. Ama Origins'i ben bayağı beğendim. Hı. Açıkçası çok beğendim. Sen ne düşünüyorsun merak ediyorum. Öncelikle nedir beğendiğin yönleri? Ben de sana soruya başlayayım. Şunu beğendim. Bir aksiyon sistemini beğendim. Hı-hı. Çok hareketli, çok seri, güzel bir combat sistemi var. Şu sıkıntısı var. Çok tekrara binebiliyor bir noktadan sonra combat sistemi. Çünkü şey olayı, düşman çeşitliliği konusunda biraz kısır kalıyor oyun. Bu bir sıkıntı. Kabul ediyorum. Ama şunu sağlamışlar. Hoşuma gitti. Silah çeşitliliğiyle o combat'ın sıkıcılığını kırmaya çalışmışlar gibi geldi. İkincisi dünyası çok hoşuma gitti. Yani atla gidip gezmek falan. Tabii bir Witcher dünyası veya bir Skyrim dünyası kadar çeşitlilik sunmuyor ama bir açık dünyaya baktığım zaman ben çok beğendim yapabileceğimiz, bulabileceğimiz şeyleri önceki oyunlarına kıyasla. Hikayesini çok beğenmedim. Şundan dolayı bir ana odağı yoktu. Biraz ana odağı kısırdı. Çok da Assassin's Creed oyunu gibi değildi. Ama şeyi fark ettim abi, zaten artık Assassin's Creed olmakta zorlanıyor hikaye olarak. Kesinlikle. Yani şunu sevdim, günümüz hikayesini hiç yapmamışlar. Çünkü günümüz hikayesi yapmayı beceremiyorlar gibi geliyor artık bana. Benim en büyük sıkıntımın bir tanesi o. Devam et. Ama şöyle bir şey yapmışlar, bunda hoşuma gitti. Hafif spoiler veriyorum, çok hafif. Yani günümüzde istersen sen keşfedebiliyorsun, istemezsen devam ediyorsun günümüz hikayesinde. Mesela bunu böyle bırakması iyi olmuş. Yani istersen bilgisayar. Daha güzel bir şey yapılabilirdi ama bence oyun ona girmemesi iyi olmuş. Ama genel olarak hikayenin hani gittiği noktayı, indiği noktayı, çıktığı noktayı çok beğenmesem de sunum açısından beğendim. Ve memnun ayrıldım. Ben bayağı memnun ayrıldım. Ya şöyle söyleyeyim. Benim Assassin's Creed Origins'de beğendiğim şeyler bir kere farklı bir tarafa gitmeye çalışmalarını sevdim. Gerçekten uzun bir süreden sonra ikiz bir şeyleri değiştirmeye çalışmışlar. Mekanikleri full yenilemişler. Evet. Bir kere en önemlisi benim için abi sonunda şey yok. Koşma tuşuyla tırmanma tuşu eskiden aynıydı. Ve işkenceydi. Saçma sapan koşarken duvara değdiğin için karakter bir anda tırmanmaya çalışıyor. Evet, o çok az koşma. Artık öyle bir şey yok. Çünkü koşma tuşu diye bir şey yok. Direkt X tuşu ya da diyelim A tuşu diyelim. Xbox için konuşuyoruz. Güzel yapmışlar. Ha, direkt tırmanmaya yarıyor. Onun haricinde karakter senin analogu ittirmene göre yürüyor veya koşuyor. O çok iyi olmuş. Onun mantığını sevdim. Oyunun şu zaten savaş mekaniklerini full değiştirmişler. Eskiden sanki şey gibi geliyordu abi bana, Assassin's Creed savaş mekaniği gibi değil mi? Quick time event sadece. Evet, doğru zaman yani doğru şey. Evet. Şimdi gerçekten bir vurduğunu hissediyorsun, karakterin kontrolünün elinde olduğunu hissediyorsun vesaire. Tek sıkıntı işte, harbiden dövüş sistemi kendini çok tekrar ediyor. Çünkü zaten bir zorluk yok. Düşmanların üzerine geldiğim aracı açıkçası seni zorlayan bir düşman çeşidi yok oyunda. Çok üst boss'a gitmezsen evet zorlanmıyor. Yani sadece bir kaçış hareketi yaparak ondan sonra tüm düşmanları takı takı çok rahatlıkla indirebiliyorsun. O yüzden savaş sistemi kendini çok tekrar eder hale geliyor. Farklı farklı silah reklamları güzel olmuş. 5 tane mi 6 tane mi farklı silah çeşidi var. Evet, her birinin şeyleri falan farklı zaten. Vurduğu alan farklı. Onlara göre ufak da bir olsa taktiksel yönü var. Aynen. Şeyler çok tatmin edici. Keşke onlar daha bol olsa diyorum. Bitirici animasyonlar çok tatmin edici. Mesela süper çektiğin zamanki vuruş hareketi ya da son kalan düşmanı öldürdüğün zaman karakterin silahla uyguladığı animasyon falan tatmin edici. Onları biraz daha bol yapsalar. Hani sol düşmanı, son düşmanı değil de ara farklı şeyler. Yani mesela Shadow of War'da falan da vardı. Son düşmanı değil de direkt olarak bitirici hareketleri yapınca daha keyifli oluyordu. O tarz şeyler yapsalar daha keyifli olabilirmiş diye düşünüyorum. Sadece işte kendini çok tekrar ediyor olması beni sıktı. Onun haricinde oyunun açık dünyası... Şeyi beğenmedim ama ya bak, açık dünyada ben şeyi beğendim mesela. Oraya geldiğin için araya girdim biraz. Görevlerin hiçbiri birbirini tekrar etmiyor tam olarak. Ya evet, mantık olarak tekrar ediyorsun. Bir yerde aynı şeyi yapıyorsun sonuçta ama en azından şeyi hissediyorsun hani... Belli ki bir şeyi vermeye çalışıyor adamlar sana. Yani şey değil, onu gidip yap, onu gidip yap. Yani sırf seni oraya yollamak için değil de oraya yollamanın da bahanesini güzel sunuyormuş gibi geldi bana. O yüzden sevdim. İşte şey aslında abi, şöyle düşünün. Şimdi önceki Assassin's Creed oyunlarındaki yan görevlere bak. Yan görevlerin tamamı kuleye tırman. Evet. Git bir outpost'a geçir, git şuradan bilmem neyi topla falanken. Ya bunu yaparsın zaten de altına bir şey koyman lazım. Burada adamlar oturmuş şeye kasmışlar. Bir sürü yan görev yapmışlar. Gerçekten oyunu nasıl hani zaman geçirmeni istedik kısım zaten bu yan görevleri yapmak. Ve bayağı bir yan göre bak. Kaç tane var bilmiyorum. Ben daha bitiremedim şeye ama bayağı. Şeye katılıyor musun peki?
Ben mesela şunu hissettim. Yan görev yapmak zorundasın bu oyunda. Tabii ki. Ana göreve direkt gidersen 5 level 6 level geride kalıyorsun. Gidemiyorsun abi zaten. Direkt kıpkırmızı çıkıyor bu görevin seviyesi. 20'dir sen 10'sun daha. İşte o yüzden yan görevleri iyi yapman lazım. Ya yan görev zorunluluk haline gelince biraz ben sinir olmaya başlıyorum. Ama bunda yan görevleri iyi yaptıkları için şikayet etmiyorum. Ya ben yan görevlerden açıkçası sunum konusunda çok rahatsız oldum. Ya iki tane böyle odun gibi duran karakter konuşuyorlar ya. Böyle kusurlu birbirlerine bakıyorlar sadece. Hiç animasyon yok, mimik yok, bir şey yok böyle. Duruyorlar, konuşuyorlar. Sonra bir yerlere gidiyorsun. Birilerini öldürüyorsun. Bir şeyler alıp geri dönüyorsun. Tekrar böyle odun gibi konuşuyorsun. Bitiyor. Hani senaryo var. Senaryoyu en azından yazmışlar. Seslendirme var. Bilmemeler. Sunum çok zayıf geliyor orada bana. Ama bu çoğu oyunda böyle ya. Witcher'da yapan, değil. Yani Witcher'da evet, toplu örnek. Yani ben sana şuna bakıyorum, hani doğru yola girdi çok şükür diye dua edip bir sonrakinde belki daha iyi toparlarına düşünüyorum. Peki gelecek sence yapacaklar mı? Bunun üzerine inşa etmeye devam edecekler mi? Edecekler de bu mantığı koruyacaklar. Bunun üzerine, kesinlikle bunun üzerine gidecekler. En azından 5 oyun bunun üzerine giderler diye düşünüyorum. Zaten sırf Bayeymiş oyunu çıkacak. Yani ana karakterin 2 oyunu daha gelecek. 3'te mi yapacaklar diye biliyorum. Bayeymiş daha mesela devam edecek. Edecek. Ben açıkçası şunu söyleyeyim abi. Senaryoda sanki Bayek bana hiçbir zaman ana karaktermiş gibi hissettirmedi. Sanki adamlar Aya'yı anlatmak istiyorlardı. Çünkü Aya'nın hani sonda finalde kim olduğu çıkıyor ya ortaya bir önemli bir karakter. Assassin's Creed lore için. Yani sanki böyle Aya'yı anlatmak istiyorlardı da. Çünkü en önemli sahneler bile hep Aya'yla oynuyorsun. Böyle ne zaman kritik bir şey olsa Aya çıkıyor bir ön plana. Ama sanki böyle bir kadın ana karakter o kadar tutmaz abi. Bayek'i dayayalım oraya, zorla sokalım demişler. Ben de Bayek'i şey olarak sevmedim ya. Şimdi Bayek'i insan gibi yapmak istemişler. Öyle ulvi ermiş bir havası yok. Ama mesela şey olayını iyi yedirmişler. Medjay olması yan görevleri neden yaptığını biraz açıklıyor. Hani işin gücün var aslında. Yapman gereken şey var ama bir oradaki muhafız olduğun için sen, hani orada bir koruyucu olduğun halka yardım ediyorsun. O yüzden yan görevleri yaparken şey demedim. Onu mesela bazı oyunlar dedirtiyor. Ulan işim gücüm var. Niye yapıyorum kardeşim ben bu yan görevi dedirtiyor. Fallout 4 mesela. Çocuğumu arıyorum yan görevi yapıyorum anlamadım. Burada öyle bir şey hissetmedim ama şey hissettim. Ya adamı insan haline getirmek için mesela bazen çok gereksiz sinirleniyor ve anlamıyorsun niye sinirlendi. Yani bir anda böyle dururken sen nasıl yaparsın bunu falan diyor ama şu oluyor, hoşuma gitti bu karakter yapmada. Biraz cesur olmuşlar. Mesela bir iki yan görevde hakikaten çok ağır sahneler vardı. Özellikle çocuklarla alakalı bir iki sahne var. Oynadım o görevleri o yüzden bilmiyorum. Hatırlamıyorum abi görevler şey olarak sunum olarak zayıftı işte, hatırlamıyorum. Yani işte 3-4 yani bunu daha fazla yapsalarmış keşke. Hakikaten böyle biraz Assassin's Creed gibi genele oynayan bir oyunun çok girmeyeceğini düşündüğüm toplara giren bazı sahneler vardı. Ben sana anlatacağım. Spoiler vermek olmaz istemiyorum. O sahneyi. Mesela o sahneler beni çok şaşırttı böyle şeyler koymaları. Umarım bir sonraki oyunda dili biraz daha sivriltebilirler. Bir de şey olayını biraz ayak ayak da. Assassin's Creed'in lore'unu sevenler için detaylarda bir şeyler var eyvallah. Ama hani ana hikayede insan kritik bir şey görmek istiyor. Onu seven varsa, eğer ben çok Assassin's Creed lore'un hastası değilim. Ama lore'un hastası olanlar varsa ki onlar çok eleştiriyor bu oyunu. Assassin's Creed gibi ben olmamış diye. Ben de lore'u bayağı seviyorum. Lore'u seven bir insan çok zayıf bulunuyor. İşte bu oyun zayıf bulunabilir ama bakalım bayağı bir şey yaptılar. Biraz daha bence bunu da Assassin's Creed'i sıfırdan yere, yani sıfırdan yeni oyuncuya kavuşturmak istediler galiba. Şey de çok zayıf. Bu oyunun Origins ya sonuçta. Assassin's Creed kardeşliğinden, Assassin's kardeşliğinin kuruluşu. O zayıf. Onu ben de oldum ya. Onu neredeyse hiçbir şeye bağlamamışlar yani. Sadece öyle bir hani hadi kurduk hadi. 10 tane adam var orada. Onlar maskeli kötüler. Hadi biz de 10 tane kapsonlu adam olarak aynen onları öldürelim yani bu. Mesela ben dostu tanıyorum bir senedir. Beraber bir iki bir şey yaptık falan filan. 2 sene geçiyor aradan. Bilmem ne geçiyor. Mesela çok basit bir örnek. Böyle değil de hani. Ya dost hani karşı tarafta çok acayip YouTuber'lar var. Gel biz seninle bir YouTuber Brotherhood'u kurayım diyorum. Dostu hayatını bunu adamaya yemin ediyorum falan böyle. Ya bu basit, hani, evet. Aa bir dakika lan ne oldu falan. Ha Brotherhood kurduk oley diyebileceğim bir hale geliyor. Ben biraz daha sağlıklı beklemesini beklerdim. Belki diğer oyunlarda bir tık daha bunun üzerine giderler diye düşünüyorum. Ben ama olumluyum genel olarak Origins'e karşı. Ama senin de çok olumsuz olduğunu düşünmedim anlattıklarımda. Yok çok aşırı olumsuz değilim abi Origins'e karşı. Ama bir olumsuz. Unity'yi falan düşündüğüm zaman yani felaket. Ama Origins gene bir tık daha hani böyle bir ha tamam okey. Okey tamam katlanılabilir falan diyorum. Çok sıkıldığım yerleri vardı. Senaryosundan çok da keyif aldığımı söyleyemeyeceğim ama yine belli başlı sahnelerde mesela boss savaşları falan koymuşlar bir şekilde. Hiç koymaya da bilirlerdi. Hiç uğraşmaya da bilirlerdi. Koymuşlar basit de olsa falan. Valla ben bu yıl yani oynadığım oyun arasında en çok sevdiğim oyunlardan bir tanesi oldu. PC'de de, PlayStation'da da, herhangi bir konsolda da. Ben bayağı sevdim, bayağı beğendim. Beklentim düşük olmasıyla alakalı belki ama bilmiyorum. Zevk, renk meselesi dediğim şeylerden bir tanesi. Sen beğenmedin ama benden fazla oynadın. Ben sıkıldım, benim sıkıntım orada. Ben sıkıldım oyunu işte oynarken sıkıldım. Ben aslında sıkıldım. Hani oyunun benim için en büyük şeyi oydu. Yani ana görevleri kasarken ki, o yan görevleri peşinde koştururken ki bilmem ne falan karakteri kask et falan derken ben bayağı bir sıkıldım. Bir daha ben çok fazla açık dünya oyunu katlanamıyorum. Ha evet, yani o belki baymıştık geldi. O fatik dedikleri şey var ya her zaman. Sürekli onlardan çıka çıka biz de sürekli onları oynaya oynaya her birini 50-40 saat gömderken. Ben artık çok baydım ondan da bunda hoşuma gitti yani. Bu açıdan güzel. Neyse dost, köylüyle beraber Nvidia kanalında efendim Assassin's Creed Origins'ini Origins'i konuştuk. Ben dostunu sevmediğini tahmin etmiştim. Özellikle onunla münakaşa etmek istedim. Ama bence ortak fikirler var. Sadece zevkler ve renkler konusunda ayrıldığımız için ayrıldık. Yola gelecektir inşallah.
diye umut ediyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Var mı mesaj? Yok efendim. Teşekkür ediyorum.